Tonguç, 5. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı provasına hazır mısın? Hazırım hocam. Çok önemli bir yazılı çünkü 2. dönem... Hocam çok korkuyorum. Hiç korkmana gerek yok. Şimdi biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmen arkadaşlarımızla konuştuk. Kazanımları inceledik. Kolejlerdeki arkadaşlarımızla konuştuk. Ve dediler ki hocam biz... Hepimiz yamulacağız. Hayır, öyle bir şey demediler evladım. Hepimiz rahatlıkla çalıştığımızda, bu yazılı provasını izlediğimizde ve kendimiz de ödevlerimizi tamamladığımızda 2. döneme bomba gibi başlayacağız. 1. yazıldan çok iyi notlarla başlayacağız. Zaten Türkçe çok keyifli, güzel, lokum gibi bir ders. Hani böyle aşırı zorlandığımız bir ders değil ama takıldığımız kısımlar var. Onlarla alakalı ben sana çok güzel sorular hazırladım. Hatta şöyle sorulardan bir fragman görüntüsü yapayım. Bak, ana düşünceler, anlatım teknikleri, aynı zamanda ek kök ayrımı, hikaye unsurları, bunların hepsini birazdan güzel güzel cevaplayacağız ama öncesinde sana aşağıdaki açıklamada PDF'i de bulunuyor. Linkte PDF'i de var Tonguç'un bunun. Sana yazılı konularını ve bilmemiz gerekenleri gösterdik. Bunlarla alakalı kısa bir ön açıklama yapacağım Tonguç'um. Ardından da hemen yazılı sorularımıza başlayacağız. Sen de soruları çözerken benle beraber acaba doğru cevapları biliyor muyum? Acaba ben de çalışmış mıyım diye dinleyip çözebilirsin Tonguç'um. Şimdi birincisi, zaten Türkçe'de cümlede anlam ve parça anlam her zaman sorulan konular. Mutlaka sana bir paragraf verecekler, bu paragrafın ana düşüncesini isteyecekler veyahut da bir hikaye verecekler, bu hikayenin unsurlarını soracaklar. Bunlarla alakalı soru örneğimiz birazdan geliyor. Başka dil bilgisi, yazım noktalama sorularımız var. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinde de yine çok iyi bilmemiz gereken kısımları biz sana soru olarak hazırladık. Fakat sen de evde mutlaka sana vereceğim ödevleri ve hocanın gösterdiği konuları güzel güzel çalış. Şimdi cümlede anlamla başlayalım. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç, koşul sonuç çok kolay bir konu. Hiç korkmamıza gerek yok. Bunu önceden de biliyorduk ama bir kez daha hatırlayalım. Neden sonuçta belli bir nedenden dolayı bir sonuca ulaşılıyordu. Yani mesela kar yağdığından yollar kapandı. Yapacak bir şey yok. Kapanmış, sonuç belli. Amaç sonuçta ise bir istek, bir plan, bir hedef, bir gaye vardı. Yani sınavda... Her çalışsan başarılı olursun. Yok, o koşul sonuca geliyor Tonguç'um. Mesela sınavda başarılı olmak için ders çalışıyor. Yani bir amacı var, bir isteği var. Mesela sen şimdi bu videoyu ne için izliyorsun Tonguç'um? Sınavda 100 almak için. Harikasın bak, sınavda 100 almak için bu videoyu izliyorsun. İşte bu bir amaç sonuç cümlesi Tonguç'um. Koşul sonuç cümlesi ise az önce söyledim. Yani çalışırsan başarılı olursun. Hani babaanne cümlesi. Harikasın. Hani babaanneler, anneanneler, anneler hep şöyle derler ya. Yemeğini yersen dışarı çıkarsın. İşte bu tarz şeyler, böyle önceden bir koşul var, bir şart var. Onu yaparsan bunu yaparsın gibi şeyler hep koşul sonuç oluyor Tonguç'um. Peki öznel ve nesnel cümleyi hatırlıyor musun? Öznel cümle özneye ait, nesnel cümle nesneye ait demek. Harika, mükemmel, saçma sapan bir cevap verdin Tonguç'um. Öznel cümle kişisel düşünce içeren cümleydi. Yani mesela şu kalem çok güzeldir dediğimizde bu kişiden kişiye değişeceği için öznel cümleydi. Ama bu kalem işte turuncu renktir veya bu kalem siyah renktir, nesnel cümle. Niye nesnel biliyor musun? Bu kalem siyahlığını ispatlayabilirsin. Yani siyah ya da turuncu olduğunu, kırmızı ya da sarı olduğunu ispatlayabiliriz. Ama bu kalemin güzelliği kişiden kişiye değişir. Veyahut da burada 3 tane kalem var dediğimizde bunu sayabiliyoruz. Bence burada çok kalem var. Ha, çok kalem var. Bu ispatlanabilir. Yani ama dok, çok kalem kişiden kişiye değişir. Bence 3 tane çok da fazla bir kalem değil. Mesela senin kalem kutunda kaç tane kalem var Tonguç'um? 86 tane kalem var hocam. Evet, ben ona çok şaşırıyorum. Genelde öğrencilerin kalem kutusunda çok fazla kalem oluyor ama hiçbiri de çalışmıyor. Böyle bazen ver bir tane kalem diyorsun. Çoğu da çalışmayan kalem. Eski bozulmuş kalemleri atmıyoruz. Ben uç bittikçe uç almıyorum hocam. Yeni kalem alıyorum. Vay, güzel. Çok güzel. Ama israf, o da kötü bir şey Tonguç'um. Şimdi bak, gelelim parça anlamam. Ana düşünce düşüncelerin neydi Tonguç? Anasıdır. Evet, ana düşünce düşüncelerin annesi. Yani yardımcı düşünceler, konuyu destekleyen örnekler, açıklamalar, yardım düşünceler hepsi birden ana düşünceyi besliyor. Ve ana düşünce de genellikle paragrafın veya parçanın veya metnin son cümlelerinde oluyor. Genellikle bak, %100 demiyorum. Niye? Çünkü adam bir şeyler anlatıyor ve en sona diyor ki dolayısıyla, bundan dolayı, özetlemek gerekirse sonuç olarak gibi bir cümleyle parçanın ana düşüncesini verebiliyor. Konu yine parça bahsedilenler oluyor. Başlık yine ana düşünceyle bağlantılı olabilecek iki kelime oluyor. Yarın düşüncelerde ana düşünceyi destekleyen dallar gibi düşünebiliriz. Şimdi metin türlerine baktığımızda hikaye, fable, masal, haber metni gibi önemli metin türlerimiz var. Hikaye yaşanmış ya da yaşanabilir olayları kısa anlatıyor. Fable da ise insan olmayan canlılar. Mesela diyelim ki bir öküz. Efendim hocam? Hayır evladım, örnek veriyorum. Öküz, sığır, manda, dana, tavşan, tilki, kurbağa, at fark etmez. Bu tarz hayvanlar adeta insanmış gibi konuşturuluyor ve böyle okuyucuya ders verme amaçlanıyor. Masal ise belli bir tekerlemeyle başlayıp evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler teller iken, develer berber iken diye bir tekerlemeyle başlıyor, bir giriş var. Sonrasında da böyle devler, ejderhalar, olağanüstü varlıklar böyle işte sonunda iyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir şekilde okuyucuya aktarılıyor. Ve masalların en önemli özelliği, ki fabullarda da var bu Tonguç, okuyucuya ders vermek amaçlanıyor. Yani sen masal ve fabul okuduktan sonra şunu diyorsun. İyiler kazanır, kötüler kaybeder. Ben de iyi olmalıyım diyorsun.
Haber metni ise 5N1K kuralı, yani kim, nerede, ne zaman, nasıl, neden, niye gibi sorularla, ne gibi sorularla sen haber metnini hazırlıyorsun. Ekler ve kökler ise bu yazılımımızdaki bizi zorlama ihtimali olan dil bilgisi konuları. Bununla alakalı da zaten birazdan göstereceğim Tonguç'um. Ayrıntılı sorular hazırladık. Bu soruları beraber çözeceğiz. Sen de acaba yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum diye bak. Burada eklerle alakalı şunu benim zaten. Ekler deyince aklına ne geliyor Tonguç'um? Ekler hocam böyle pastanelerde satılan böyle çikolatalı bir çok güzel tatlıyım. Krema var içinde. Oğlum tabii ki o tarz ekler de güzel ama bu ekler o ekler değil. O ekler pastanede satılan böyle pastanın yanına ek olarak kalori kazanmak için verilen şey. Buradaki ek ise sözcüğe yeni anlamlar kazandırabilen veya yeni çekimlemeler yapan bir şey. Mesela diyelim ki kitap sözcüğün içinde Tonguç'um. Kitap sözcüğü şu anda kök halinde. Bu kelimenin kendisi. Kitaplar dediğimizde nerede çokluk? Orada lerler. Evet, çokluk olduğu için lerler eki geliyor ve diyoruz ki kitaplar. Veya kitapçı dediğimizde bu da yapım eki olmuş oluyor. Niye? Kitaplar dediğimizde aklımıza yine kitaplar gelecek. Evet, kitap, kitaplar, kitaplar falan. Ama kitapçı dediğimizde bu sefer zihnimizde bir adam canlanıyor. Adam canlandığı için de buna biz yapım eki diyoruz. Zaten yapım ekleri işte isimden isim yapabiliyor. İsimden fiil yapabiliyor. Fiilden fiil veya fiilden isim yapabiliyor. Çeşitleri var. Bunlarla alakalı hem sınıf anahtarında hem de YouTube'da güzel videolar hazırladık. Onları mutlaka izlemelisin. Sınıf anahtarı sistemle aynı zamanda bunlarla alakalı başka videolarımız var. Fazla fazla videolarımız var. Yazılı eğitimlerimiz var. Şimdi köklere baktığımızda ise isim kök, fiil kök oluyor. Şimdi kitaplar sözünün köküne kitap demiştik ya Tonguç'um. Kitap bir isim. Çünkü kitap mame iki ile kitapmak falan diyemiyoruz. Ama şunu düşünelim mesela. İşte ne diyelim mesela? Güldü diyelim. Şimdi güldü sözcüğünün kökü gülmek. Gülmek diyebildiğimiz için, yani şuraya bir mek getirebildiğimiz için buna biz fiil diyoruz. Fiil kök diyoruz. Şimdi bir de aynı zamanda şu da var mesela. Horladı diyoruz ya Tonguç'um. Horladı derken diye ses geliyor. Bu hor sesi isim kök kabul ediyor. Bunu da hocan yansıma kök olarak sana sorabilir. Eğer zor soru sormak isterse. Şimdi gel bakalım başlayalım. İlk paragrafımızda. Şimdi böyle bir paragrafımız var. Bu paragrafın ana düşüncesi nedir diye soruyorlar. Ve metnin aynı zamanda anlatım tekniğini, hangi düşünce geliştirme yöntemleri kullanıldığını ve metnin türünü soruyorlar. Şimdi bu tarz sorularda Tonguç'um zaten ileride bunlarla alakalı sınavlara nasıl hazırlanabilirsin sana ödevler vereceğim ama bu tarz bir paragraf verildiği zaman, bir parça verildiği zaman hemen pat diye bu metnin okuyup sonra sorulara geçme. Önce soruları oku, sonra metne geç. Ben ilk başta metni okuyorum hocam. Bu sana zaman kaybettirir. Bu çok hatalı bir yöntem diyebiliriz. Ama alıştığın bir yöntem varsa ona da bir şey diyemem. Fakat genellikle insan bu kadar şey okuduktan sonra bunu ve bunu pat diye cevaplayamaz. Ama kendisine ne sorulacağını bilerekten parçayı okursa biraz daha rahat hareket eder. Mesela bu metnin ana düşüncesi nedir diyor. Zaten bütünü okumamız lazım. Anlatım tekniği ve düşünce geliştirme yolunu soruyor. Bunu da bilmemiz lazım. Bütünü okumamız lazım. Neydi anlatım tekniği? Açıklama, betimleme, öyküleme, tartışma. Bunları birazdan söyleyeceğim. Bir de düşünce geliştirme yolları var. Şimdi istersen gel parçamızı okuyalım. Ardından da metnin türünü ve ana düşüncesini bulmaya çalışalım. Vaktiyle dağlar gibi surlar olan bir şehir varmış. Halk huzur içinde yaşıyormuş. Günlerden bir gün iki ejderha ormandan gelip şehrin giriş kapısının sağ ve sol yanına oturmuşlar. Kendilerine her gün bir insanın kurban olarak verilmesini yoksa şehri yıkacaklarını söylemişler. Oo. Bak, ejderhalar falan kahraman. Kral başvezirin itirazına rağmen ejderhaların isteğini kabul etmiş ve her gün bir insanı kurban vermiş. Allah'ım ne kadar korkunç bir hikaye bu. Sonraları ejderhalar isteklerini giderek arttırarak 5 insana kadar çıkarmış. Şehir halkı giderek azalmaya başlamış. Tabii doymuyorlar insanlar ya. Hayret bir şey ya. Bir gece baskınıyla ejderhalar yok edelim diye kralın başını ağrıtan başvezir şehirden kaçarak kurtulmuş. Şehirde kral dahil herkes ejderhalara yem olmuş. Aa. Şimdi burada bak, vezir bir öneride bulundu krala. Kral ise dinlemedi. Kaçmak ya da ejderhaya saldırmak gibi bir şeyi dinlemedi. Başvezirin itirazına rağmen ejderhaların isteğini kabul etti kral. O zaman burada ne yaptı kral? Bir hata yaptı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Mutlaka insanlar önerileri dinlemeli. Eğer önerileri dinlemezse kendisi için sıkıntı olabilir. O zaman şöyle diyelim. En üstteki kral, en üstteki kişi ya Tonguç'um. En üstteki kişi de olsa, kişi de olsan önerileri veya tavsiyeleri, tavsiye kelimesini kullanabilirsin. Önerileri dinlemelisin. Şimdi burada gerçek ana düşünceyi yakalaması zor oldu. Niye? Çünkü son cümlede ya da ilk cümlede vermedi. Metnin bütününe eğilmiş. Yani sen anlayıp yorumlaman gerekiyor. Peki burada olağanüstü varlıkların, böyle ejderhaların falan olduğu bir şeyde biz ne diyorduk? Metin türüne biz masal. Masal. Fakat bu masalın tamamını koymamışız biz. Yani bana masal anlatmayın hocam. Sana masal anlatmak zorundayım Tonguç. Çünkü bu konumuz bu yani. Yazılımımızın konusu bu. Burada şunu bileceksin. Burada vaktiyle diyor bak. Yer zaman belirsiz yani. Vaktiyle. Ne zaman? 1980 mi? 60 mı? 70 mi? Vaktiyle. Boş
geçerdi. Şimdi bir de anlatım tekniklerine bakalım. Anlatım tekniği eğer bilgi veriyorsa açıklama oluyordu. Eğer böyle sohbet havasında bir konu konuşuluyorsa tartışma oluyordu. Eğer böyle masallardan, romanlardan, hikayelerden alınmış parçalar varsa anlatım tekniğimiz öyküleme oluyordu. Ve aynı zamanda öyküleme gibi burada bir de Tonguç'um şey de var. Nedir onun adı? Betimleme de var. Niye? Çünkü bazı şeyler bizim gözümüzde canlandırılmaya çalışılıyor. O yüzden öyküleme ve betimleme anlatım tekniklerini yazalım. Ağır basan öyküleme ama betimleme de var. Ve aynı zamanda burada başka düşünce geliştirme yollarından yani işte tanımlama, tanık gösterme, hani tanımlama bu nedir sorusunun cevabıydı. Tanık gösterme tırnak içinde bir kişinin sözü aktarılıyordu. İşte karşılaştırma, benzetme onlardan neler var ona bakalım. Dağlar gibi surlar olan diyor bak. Dağlar gibi dediği için burada benzetme de kullanılmış demeliyiz sonuçta. Niye? Çünkü benzetme var. Dağlar gibi surlar olan. Halk huzur için yaşıyormuş. Başka var mı? Şehrin giriş kapısının sağ sana oturmuşlar. Kendilerine iki ejderha gelip bir insanın kurban olarak verilmesini istiyor. O zaman burada aynı zamanda kişileştirme de var diyebiliriz. Niye Tonguç? İnsan olmayan varlıklar insana özgü özellikler mi? Yani ejderha konuşmaz ki. Yani ejderha gelip konuşuyorsa burada kişileştirme de var diyebiliriz. O zaman metnin türünde söyledik. Zaten masallarda ve fabüllerde insan olmayan varlıkların konuşulduğunu söylemiştik. Şimdi gelelim buraya. Yukarıdaki cümlede yer alan sözcüklerin ek kök ayrımını yapınız demiş. Bak böyle bir soru da sana sınavda %100 sorulacak. Ya böyle bir metin verecek ya da kelimeleri tek tek verecek. Tek tek de verse, metin halinde de verse sen kelimelerin ekini, kökünü bilmelisin. Şimdi başlayalım. Birincisi bitki sözcüğüyle başlayalım. Bitki sözcüğünün anlamlı en küçük parçası bit. Peki bit deyince aklına ne geliyor Tonguç'un? Bit hocam, bit, pire, böyle kafamızı kaşıyoruz. Peki o bitle bitkinin bir bağlantısı var mı? Vardır, yaprak biti vardır. Ya ama doğru aslında mantıklı düşünüyorsun ama onun kökünden gelmiş gibi değil. Bit ne biliyor musun Tonguç? Şu toprak ya mesela toprağın üzerine biz yürüyoruz böyle. Toprağın altından bitiyor ve bitki ortaya çıkıyor. Yani yer, hani, hatta espri yaparlar yerden bitme derler. İşte yerden biti veriyor ve bitki oluyor. Hatta Türkçe'de buna benzer bir ek de var bak. Sevmek sevgi, duymak duygu, uyumak uyku. Böyle gidiyor katmak katkı. Dolayısıyla bitki sözcüğünün kökünü şöyle ayıracak olursak. Bit, fiil kökü var. Fiil yazıyorum Tonguç'un, fiil kökü. Ve ne var? Bitmekten bitki diye fiilden isim yapan yapım eki var. Yap eki diye. Bunu da böyle not düşüyorum Tonguç'un. Örtüsü sözcüğünün kökü ne olabilir? Örtmek. Örtmekten örtü. O zaman bunun da hemen kökünü şöyle ört diye yazıyorum. Fiil kökü, fiil. Örtmekten örtü diye yine bir yapım ekimiz var. Yapım eki diye yazıyorum şöyle. Hatta buraya yazayım. Burası çok karışık oldu. Bitki yazmıştık. Ört, örtü, sünü diyelim. Şimdi burada siyah kalemle yazmak istiyorum. Fiil kökümüz nedir? Örtmek. Fiil kökü. Aynı zamanda örtmekten örttü. Fiilden isim olmuş. Onu şöyle F'den İ diyorum. Ve bunun yapım eki olduğunu da böyle yazıyorum. Yap eki diye. Örtüsü onun örtüsü olduğu için biz buna iyilik eki diyoruz Tonguç. Kime ait olduğunu bildiren eki biz iyilik eki diyoruz. Ve bu da bir çekim eki. ÇE diye yazıyorum Tonguç'um. Örtüsünü buradaki İ eki de hal eki, belirtme hal eki. Niye? Örtüsüne, örtüsünde, örtüsünden dese yönelme, bulunma, ayrılma halekleri olur. Ama örtüsünü dediği için belirtme eki ve bu da yine bir çekim eki, belirtme hal eki ve bir çekim eki diyoruz. İnceleyene baktığımızda sonuç bu sefer dikkat olmamız lazım. Niye? İncelemekten inceleyen de diyebiliriz ama inceden incelemek de diyebiliyoruz. O yüzden bunu da şöyle yazıyorum. İncelemek, Y kaynaştırma harfi, N de sıfat fiil eki. Yani ince isim kök, incelemek diyemiyoruz çünkü Tonguç'um. İsim kök diye yazdık. İnceden incelemek, isimden fiil yapan yapım ekimiz var. İsimden fiil yapan yapım ekimiz var. Bu Y kaynaştırma harfi bir ek değil. N ise fiilden isim yapan, fiilden isim yapan sıfat fiil eki. İnceleyen diyebiliyoruz. Gelelim bilim sözcüğüne. Bilim sözcüğü ise çok daha basit. Bilmekten bilim. Duymaktan duyum, saymaktan sayım gibi. O zaman bilmek sözcüğünün köküne de fiil kök diyebiliriz Tonguç'um. İm de fiilden isim yapan yapım eki olarak karşımıza çıkıyor. İnsanları sözcüğüne baktığımızda ise insan kelimesinin kök olduğunu yani inmekten insan diye bir şey yok. O zaman insanları da burada yapalım şöyle göstereyim. İnsanın altını çiziyorum. İnsan isim kök diyorum Tonguç evladım benim. Bir de ler'ler vardı. Nerede çokluk? Orada ler'ler. Harikasın. Nerede çokluk? Orada ler'ler diyoruz. O zaman ler'in altını çiziyorum ve diyorum ki ler çoğul eki veyahut da çokluk eki diye yazabiliyoruz. Bilim insanları, burada da bilim insanlarıdaki ı eki de bak çok zor bir ek burada esasında. Bilim insanlarını dese belirtme eki ama bilim insanları dediği için sadece ı
iyilik iki olduğunu aklımıza tutmamız lazım Tonguç Eylemen'in. Çok sözcüğü zaten kök halinde. Farklı sözcüğüne baktığımızda ise farktan farklı olmuş. Farkmak diye bir şey yok. Farkmak öyle bir şey yok. Ama fark isim kök olarak aklımızda bulunması lazım. Lı ise Tonguç isim, Tonguç'um isimden isim olmuş. Mesela tuz, tuzlu. Kir, kirli. Fark, farklı. Su, sulu gibi. O zaman burada da isimden isim yapan yapım ekibi olduğunu bilmemiz lazım. Bilgilerle sözcüğünü de şuraya yazalım. Bilgilerle sözcüğü önemli. Bilmekten bilgi, bilgiler ile diye buraya notumuzu düşebiliriz. O zaman bilgilerdeki bilin fiil kök olduğunu biliyoruz. Bilmekten bilgi dediğimiz için fiilden isim yapım eki olmuş oluyor Tonguç evladım benim. Ler çokluk eki. Az önce söylemiştik zaten çokluk eki. İle ise anlam olarak burada esasında bir edat ama edat birleşmiş bir zarf anlam katmış. Bilgilerle ne ile karşılaştı? Bilgilerle karşılaştı. Buradaki L2'ni de yine ne ile sorusuna cevap veren, ne ile sorusuna cevap veren edatın kısaltılması olduğunu bilmemiz lazım. Karşılaştı sözcüğüne bakalım Tonguç'um. Şuraya hemen karşılaştığı da açıklıyorum. Karşıdan karşılaşmak, karşılaşmaktan tı haber gibi. Şimdi karşımak diyemiyoruz. O yüzden buna biz isim kök diyoruz Tonguç evladım benim. Karşıdan karşılaşmak. Kardan olmaz mı hocam? Kardan karşı alakası yok. Arasında tam bir bağlantı yok. Karşıdan karşılaşmak dediğimizde ne oluyor? İsimden fiil olmuş oluyor. İsimden de fiil olduğu için biz buna yapmak ediyoruz. Tı ise dili geçmiş zaman haber kipi çekim eki olaraktan karşımıza çıkıyor. Haber kipleri vardı yani. Yor şimdiki zaman onlardan bir tanesi. Şimdi gelelim hikayenin unsurlarına. Bu metnin hikaye unsurlarını bulup boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Şimdi bir metin var. Bak Tonguç bu 5. sınıftan 8. sınıfa kadar birçok sınıfta işlenen bir konu. Bilmemiz gereken bir konu. O yüzden bu konuyla alakalı bu soruyu iyi ve dikkatli dinlememiz lazım ki böyle bir soru geldiği zaman yamulmayalım. Şimdi sana böyle bir metin verecekler. Bu metnin, bu hikayenin içerisindeki kişileri, zamanı, mekanı, olayı ve anlatıcı bulmanı isteyecekler. Şimdi kişilerin ne olduğunu bileceğiz. Zaten insanlar olacak. Zamanı hangi zamanda geçtiğini bulmaya çalışacağız. Mekan yerlere dikkat edeceğiz. Olayı zaten özetleyebilmemiz lazım. Fakat bir de anlatıcı var ki anlatıcının olduğunu bilmemiz lazım. Anlatıcı birinci kişi veya üçüncü kişi olabiliyor. Ona da birazdan geleceğiz. Şimdi Ağustos ayının sıcak bir cumartesi sabahıydı diyor. O zaman zamana yazabiliriz. Ağustos ayı veyahut da parantez içinde yaz mevsimi olduğunu söyleyebiliriz. Cumartesi sabahı diye yazalım. Cumartesi sabahı. Devam ediyoruz. Kişilere bakalım. Ahmet Bey ve öğrencileri ilk defa insansız robot yarışmasına katılıyorlardı. Katılımcıların hepsi çok heyecanlıydılar. Funda, Ömer, İlayda'nın heyecanı görülmeye değer diyor. O zaman şöyle yazalım. Kişiler Ahmet Bey var. Öyle değil mi? Ahmet Bey'i yazalım. Başka öğrencileri kimmiş öğrencileri? Onlardan da bazıların isimleri var. Öğrencileri. Özellikle Funda, Ömer ve İlayda heyecanlıymış. Ama biz öğrencilerin hepsinin ismini bilmediğimiz için bazılarının isimlerini söyleyebiliriz mesela. Neydi? İlayda, Ömer ve Funda. Parantezinde de VB yazalım ki yani ve bunun gibi. Sadece bu üçü yok çünkü. Özellikle Funda ve Ömer, İlayda heyecanlıymış ama diğer öğrenciler de var. Mekana baktığımızda devam ediyorum. Katılımcıların hepsi çok heyecanlıydılar. Özellikle Funda, Ömer ve İlayda'nın heyecanı görülmeye değerdi. Aylarca süren çalışmalardan sonra insansı bir robot yapmışlardı. Şimdi bu robotu TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde göreceğe çıkaracaklardı. Şimdi mekanda TÜBİTAK'a gidiyorlar demek ki. TÜBİTAK, Türkiye Bilim Teknik Araştırma Kurumu. TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesi. Zaten Gebze yerleşke, yer, mekan oradan da aklında tutabilirsin. Gebze'nin de bazı öğrenciler bilirler bir yerleşke olduğunu, yerleşim yeri olduğunu. Gebze yerleşkesi dedik Tonguç'um. Olaya baktığımızda Ahmet Hoca ve öğrencilerinin yarışmaya katılması. O zaman yazalım. Ahmet Bey veyahut da Ahmet Hoca, Ahmet Öğretmen diyelim ya da Ahmet Bey ve öğrencilerinin insansı robot yarışmasına katılması şeklinde cevaplayabiliriz Tonguç evladım benim. Şimdi geldik anlatıcıya. Bak burayı çok dikkatli dinlemen lazım. Çünkü bunu hoca sınavda sorarsa kafan karışır. Dinliyorum hocam. Harika Tonguç'um. Şimdi bak birinci kişi var veya üçüncü kişi var. Birinci kişi de genellikle ben ve biz oluyor. Yani yaptı veyahut da yaptım veyahut da yaptık gibi cümleler varsa mesela kalemi masaya bıraktım, işte kapağını kağıdın üzerine koydum, sonra kapakla kalemi sıkıştırdım, kapattım, ben yaptım gibi anlam olursa birinci kişi oluyor Tonguç'um. Ya da yaptılar yani o yaptı veya onlar yaptılar şeklinde bir şey olursa da bu da üçüncü kişiyle anlatım oluyor. Şimdi buraya bakalım. Katılıyorlardı onlar, heyecanlıydılar
onlar. Robot yapmışlardı, onlar. Çıkaracaklardı, onlar diyoruz. O zaman burası doğru cevabımız. Üçüncü kişili anlatım oluyor Tonguç. Niye? Çünkü o ve onlar şeklinde gitmiş. Anlatım. Geldik başka bir soruya. Parçadaki yazım yanlışlarını bulunuz demiş. Şimdi yazım yanlışlarında hemen başlayalım bakalım neler olabilir. Üniversite yıllarında çıkardığımız dergi için bir grup arkadaş ünlü bir yazarla evinde röportaj yapacaktık. Şimdi bak, üniversitenin yazımı doğru. Üniversite yıllarındaki dağının yazımı ise yanlış. Niye? Çünkü dağı cümleden çıkarabildiğimizde anlam bozuluyorsa bitişik yazılmalıydı. Bakalım. Üniversite yılların çıkardığımız dergi için böyle olmaz ki. Üniversite yıllarının dağı dememiz lazım. Dolayısıyla buradaki dağ bitişik yazılması lazım. Bunun doğru yazımını üstüne şöyle güzelce yazıyorum. Demek ki D'yi, D'yi cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazılıyor. Ama çıkaramıyorsak, cümlede mutlaka bulunması gerekiyorsa o zaman bitişik yazmamız lazım. Burada kapattık. Olmadı. O yüzden bitişik yazdık. Üniversite yıllarını çıkardığımız dergi için bir grup arkadaş diyor. Şimdi grubun U'sunu saçmalamışlar. İngilizce bir kelime olduğu için grup bu şekilde yazılması lazımdı. Ünlü bir yazarla evinde röportaj yapacaktık. Tamam, röportaj doğru mu? Evet, röportaj doğru. Uzun süre hazırlık yaptık. Orijinal yazımı doğru. Orijinal sorular da hazırladık. Ha bak. İyi bu, olmaz diyor. Oluyor. Aa. Orijinal oluyor. Mesela şuna dikkat et. Mesela diyelim ki trafik böyle yazılıyor. Doğru. Trajik böyle yazılıyor. Doğru. Ama orijinal böyle yazılıyor. Trash nasıl yazılıyor hocam? Trash da böyle I ile yazılıyor. Çünkü trash İngilizce bir kelime değil. Yani trash falan zannedip onu da ısınırsa öyle değil. Bir de şey var Tonguç'un. Mesela sürpriz. Sürpriz de böyle yazılıyor. Buna dikkat et. Sürpriz mi sürpriz mi hocam? Sürpriz. Espri mesela böyle yazıyor. Orada I yok. Bazılarına yok, bazılarına var. Şimdi orijinal sorular hazırladık diyebiliriz. Bak, orijinal sorular hazırladık diyebiliyoruz. Orijinal sorular da hazırladık diyebiliyoruz. O zaman buradaki da'yı ayrı yazacaktık. Burada o zaman ayrı yazılmış halini şöyle yazıyorum. Burada bir tanesini bitişik yazarken ayrı yazmış. Bir tanesi ayrı yazarken bitişik yazmış. Buluşmanın çok stresli, bak stresli de gene herhangi bir harf yok. Stresli geçeceğini düşünürken yazar. Yaptığı espriler. Espriyi zaten söylemiştik, gelmiş. Espriler. O zaman buradaki hatalı oluyor. Espriler şeklinde söylüyoruz. Ve gösterdiği konukseverlikle, konukseverlik gibi böyle sonu erle bitenler, işte yurtsever, yardımsever, konuksever, bunlar hep bitişik yazılıyor Tonguç. O yüzden buraya da konuksever şeklinde yazıyorum. Bize unutamayacağımız bir gün yaşattı. Buradaki bir gün sözcüğünün de yazımı hatalı. Bir gün, bugün, iyi gün, kötü gün hep ayrı yazılır. Hatta şeyi de hemen burada dile getirelim. Bir şey, her şey hep ayrı yazılır Tonguç. Ama bitişik yazılan böyle küçük şeylere bakarsak birçok bitişik yazılır. Bu senin kafanı karıştırmaz. Geldik yine başka bir ek kök ayırma sorusuna. Yeni bir heyecan. Yeni bir heyecan, yeni bir skandal. Ek kök ayırma, seyirci. Seyirden, seyirci. Aynı kitaptan kitapçı gibi. Burada isim kök var. İsim kök artı C eki, yani isimden isim yapan yapım eki. İsimden isim ye, yani yapım eki. Öğrencilere baktığımızda ise öğrenmekten öğrenci ve ler çokluk eki. O zaman burada da yine fiil kökümüz var Tonguç'um. Öğren ve C fiilden isim yapım eki, fiilden isim yapım eki ve en sonda nerede çokluk orada lerler dediğimiz ler çekim eki. Ler çekim eki veyahut da çokluk eki diyebiliriz. Görgünün kökü ne olabilir sence Tonguç? Görmekten geliyor hocam. Harika. Görmekten görgü. O zaman görmekten görgü olduğuna göre buna biz kök olarak fiil kök diyeceğiz. Artı ne var? Fiilden isim yapan, fiilden isim yapan yapım eki. Geldik bilgisizliğe. Bilmekten hocam. Bilmekten bilgi, bilgiden bilgisiz, bilgisizden bilgisizlik. Burada 3 tane yapım eki var. Birincisi bilmek dediğimiz için fiil kökümüzü yazıyoruz. Tonguç evladım bir. Sonra bilmekten bilgi, fiilden isim yapan yapım eki, tamam mı? Artı bilgiden bilgisiz, isimden isim yapan yapım eki. Artı bilgisizden bilgisizlik, isimden isim yapan yapım eki. Dolayısıyla toplam, şöyle renklerini de farklı yapalım ki karışmasın. Önce bir fiilden fiil yapım eki, fiilden isim yapım eki oldu. Sonra bir isimden isim yapım eki oldu. Sonra tekrar isimden isim yapım eki oldu. Giysilerimize baktığımızda ise giymekten giysi, giysiler, giysilerimiz. Bak buradaki imiz eki çok önemli. Şimdi giymek fiil kök olduğunu biliyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Giymekten giysi, fiilden isim yapım eki. Tamam, burada da sıkıntı yok. Giysiden giysiler, ler çokluk eki. ÇE diye yazıyoruz, çekim eki. İmiz ise Tonguç'um çok önemli. İmiz iyilik eki. İyilik ekinin diğer adı da Tonguç aitlik ekidir. Bunu da sınavda hoca sorar. Yani bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren eklere biz iyilik eki diyoruz. Mesela diyelim ki bir kalem düşün.
Bu kalem eğer sana aitse kalemim dersin. Bu benim kalemim iyilik 2. Kalemin senin kalemin iyilik 2. Kalemimiz bizim kalemimiz iyilik 2. Kalemleri onların kalemleri iyilik 2 oluyor. Burada kırmızı yazı. Leri hocam çokluk 2 olmaz mı? Hayır. Evet çok güzel bir şey. Oradaki çokluk 2 değil. Oradaki iyilik aitlik 2 olmuş oluyor. Oraya dikkat etmen lazım. Eğer kalemler derse kime ait olduğu belli değil. Bu çokluk. Kalem, kalemler. Tamam bu çokluk. Ama kalemleri dediğimizde mesela onların kalemleri ama belki bir tane kalem. Mesela şöyle düşün. Ahmet ve Ayşe'nin anneleri bugün bize gelecek. Bir tane anne var esasında. Ahmet ve Ayşe diye iki tane çocuğun bir tane annesi var ama anneleri diyoruz. Niye? Çünkü onlara ait olduğu için. Aitlik ilk oluyor. Şimdi gelelim buraya. Demişiz ki noktalama şartlarını koyun. Noktalama şartlarından mutlaka hocalar soru sormayı seviyor ve yine soracaklar. Sizin hocanız da sevdiği için ve kazanımlarda ve müfredatta da olduğu için karşımıza gelecek. Bugün seyahatimdeki en ilginç ve yorucu günlerden biri. Yolculuğum boyunca 3 ülkenin topraklarından geçeceğim. 2 nokta üstte. İtalya, İsviçre ve Almanya. Şimdi 3 ülke dediği için buraya nokta koyuyoruz Songuç'um. Eğer birçok ülke deseydi buraya 3 nokta koyardık. Ama 3 ülke dediği için nokta koyduk. Niye? İtalya, İsviçre ve Almanya saydım. İşte bu yazı, virgül koyalım. 3 ülkeye demir yollarıyla yaptığım uzun ve zevkli tren yolculuğumu anlatıyor. Nokta, tamam. Eğer burada başka virgüller olsaydı buraya noktalı virgül koyardık. Ama başka virgüller yok. Koridorun diğer tarafına iki çocuğuyla yolculuk eden bir kadın geldi. Virgül. Çocukları uzun yolculuğun, kalabalığın, gürültünün etkisiyle yorulmuş olacaklar ki baş başa verip uyuyakalmışlardı. Nokta. Fakat burada virgül koymakla kurtulamam. Niye? Çünkü birkaç tane virgül var hocam sonrasında. Birkaç tane daha virgül var. O zaman burada bir noktalı virgülle daha karizmatik bir virgülle ayırmam gerekiyor. Ne demiştik? Noktalı virgül, normal virgülün daha karizmatik. Şimdi gelelim neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç cümle örneklerine. Bunları senin yapmanı istiyorum. Bunlar kolay. Sağlığımı korumak için spor yapıyorum. İyi bir şey, mutlu bir şey hocam. O zaman amaç. Amaç sonuç. Harikasın. Ne için yapıyorsun? Mutlu bir şey için, güzel bir şey için, sağlık korumak için, amaç sonuç. Böyle çalışmaya devam ederse istediği yeri kazanır. Devam etmezse kazanamaz. O zaman? Ama koşul sonuç. Koşul sonuç bak. Babaanne cümlesi. Babaanne. Çalışmaya devam ederse olur. Yoksa patlar. Trafikten dolayı final maçına yetişemedi. Neden sonuç? Nedeni? Çünkü trafikti. Aynen trafik vardı yetişemedim. Bir de özel nesnel cümle örneklerimiz var. Bakalım bunları yapabilecek misin? Ayran yoğurttan yapılır. Ayran yoğurttan yapılır. Bunu herkes bilir. Bu herkese göre nesnel bir şeydir. Evet herkesin bildiği bir şey. Herkese göre özel diyeceksin diye çok korktum. En sevdiğim içecek ayrandır. Benim özlemin sevdiği mesela içecek. Senin özlenden bana ne kardeşim? Aynen. Kavga çıkacak şimdi neredeyse. Peki senin en sevdiğin içecek ne Tomuç'um? Benim en sevdiğim içecek hocam karpuz suyu. Karpuz suyu mu? Vay. Peki kışın bulabiliyor musun karpuz suyunu? Kışın karpuz aromalı içecekler içiyorum. Güzel. Ambalajlarda satılan plastik ambalaj. Evet hocam. Ama onlar zararlı Tonguç. Bak yazın ne kadar şifalı, sağlıklı besleniyorsun. Sonra bütün hepsini mahvediyorsun bütün kış. Neyse. Şimdi aşağıdaki deyim ve atasözlerini artık son sorulara geliyoruz. Karşılarına veren anlamla eşleştirin demiş. Yüzünden düşen bin parça. Bir parça. Yüzünden düşen bir parça. Ne olabilir bu? Suratı asık olmak hocam. Evet suratı asık. Harika. Buraya yazalım o zaman. Şöyle 3A dedim. Peki ağzını bıçak açmaz? Ağzını bıçak açmak hiç konuşmaz hocam. Harikasın çok, gerçekten. Teşekkür ederim. Çok iyi tüyo veriyorsunuz hocam. Nasıl tüyo verdim? Ha 3. Gösteriyorsun. Ha pardon şöyle göstermiş gibi. Kalemi tutuyorum. Yani, pardon. Nerede? Ağzını bıçak açmak hiç konuşmuyor yani. Tamam o zaman kalemi dikkat tutayım. Mum dibine pardon neydi? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ne artık olur? %50 şansım var. Evet öyle, at bakalım. Etkili bir kişi yakınına yardımcı olamaz. Aferin yanlış bildin. Hatalı oldu. Öfkeyle kalkan yani böyle sinirli bir işe kalkışan güç duruma düşer. 2 Ceyhan diyoruz. 4'te tabii ki ne oluyor? A, B, C, D oluyor. Nasıl yani? Hiç konuşmayan kişi mum dibine ışık pardon, vermez. Pardon karıştım. Mum dibine ışık vermez. Etkili kişi yakınına yardımcı olamaz. Mesela kafam karıştı. Şu 1 olacak. 1 Deniz olacak. Ha şimdi oldu. 1 Deniz. 2 Ceyhan 4 3 evet. Mesela terzi diyordun Tonguç. Terzi hocam kendi söküğünü dikemez. Evet ben de dikkatimi çekti. Nerede bir terzi görsem hep böyle pantolonu, poposu falan her tarafı yırtık bir şekilde geziyor. Kendi söküğünü dikemiyor. Ama terzi olmayan insanlar gidip terziye veriyor, söküğünü diktirebiliyor. Şimdi geldik bir de infografik son sorumuza. Bu önemli. Oo. Bu tarz sorular çok önemli olmuş. Niye biliyor musun? Yeni örnek sorularda Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi okullarda toplu yazılar yapma ihtimali var bir. Ama onun haricinde 8. sınıftaki abilerin, ablaların girdiği LGS sınavında, LGS'de daha çok infografik sorular soruyor. Hatta bununla alakalı sana birazdan ödev de vereceğim. Bak bu, biz bununla alakalı ileride gireceğin sınıfla alakalı dörtlü motivasyon denemeleri hazırladık. Burada böyle hep infografik sorular koyduk sana. Bak mesela bu görselde anlatılmak istenen hangisidir demişiz. Adam buradan böyle girip böyle çıkıyor. Veyahut da
matematikte, sosyal bilgilerde yeni nesil yatay sorular hazırladık. Sen bu soruları mutlaka çözmelisin ki ileride gireceğin sınavlara yönelik ön çalışma yap. Ve bu şu anda gireceğin okul yazılarında veyahut da işte bursluluk sınavlarında başarılı olmak. Hep böyle görsel sorular geliyor. Biz de bununla alakalı bir görsel soru hazırladık. Onu gösterelim. Bu dörtlü denemeden mutlaka çözmelisin Tunguç'um. Şimdi aşağıdaki görsellerden hangisi bu dizelerde anlatılan mevsimle ilgilidir? Ağaçlar renk renk bahar, her dalda tomurcuklar, bahar gelince doğa, güzellik neşeyle dolar. Şimdi bir kere bahar diyor. Bu bahar ama sonbahar. Bu kış kar yağışı var. Burada kuşlar kelebekler olduğu için, bahar geldiği için, ağaçlar çek açsın. Cevabımız Ceyhan diyebiliriz. Denizde de bir sıcaklık var ama bahar mahar yok yani. Resmen çöl, piramitler var yani. O yüzden orası kavrulmuş. Kavrulmuş. Şimdi Tonguç'um sana ödevlerini vermek istiyorum. Birincisi, akıl notları ile Türkçe, matematik, fen, din, sosyal tüm derslerde çalışabiliyorsun ya. Bunu yazıldan önce yanında götürmelisin. Yani bu kitap mutlaka vardır sende ya da bunun akıl haritaları vardır. Türkçe var mı hocam? Tabii ki Türkçe var. Türkçe'de bizim az önce anlattığımız konular ve yazıla çıkacak konularla alakalı burada sana akıl haritalarını, bilgiyi kitaplaştırdık ki rahat rahat yanında götür, okulda sınavdan önce tekrar et diye. Burada senin çalışan sayfaları da sana hatta söyleyeyim, ödev olarak vereyim sana. Nerede? Sayfa 4'ten burada metin türlerini de bilmelisin Tonguç'um. Sayfa yazım kuralları da yine önemli. Noktalama işaretleri, ses olayları, ek kök, sözcük yapı. Heh, buraya kadar. Sayfa 25'e kadar ki Türkçe kısmını güzel güzel çalış. Onun haricinde Tonguç'um Zoru Bankası'ndan da ödevler vermek istiyorum sana. Zoru Bankası'nda da Türkçe'yi açtığımız zaman bir kere yazım kuralları, ek kök bunlar zaten dibiz konular olarak var karşımıza çıkacak. Metin türlerini de çalışman lazım. Dolayısıyla sana bak sayfa 59'a kadar çalışacaksın. Metin türlerini ödev veriyorum, yapım eklerini ödev veriyorum, ek kökü ödev veriyorum, noktalama işaretlerini ödev veriyorum. Yani şurada yazım kurallarını alacak olursak sayfa 42'den 59'a kadar mutlaka çalışılmış. Bundan öncekileri çözmüşsündür diye düşünüyorum. Birinci dönem birinci yazılarda evet, konular vardı. Onları güzelce çözmüşsündür. Bir de Tonguç'um hem ikinci dönemdeki ikinci yazılıya yönelik hem de birinci yazılı konulara yönelik çalışman gereken sayfalar var. Türkçe'de zaten birinci, ikinci, üçüncü hiçbir yazılı fark etmeden hep benzer konular soruluyor. Nedir onlar? İşte cümlede anlam, işte parçada anlam, kavramlar. Bunlar her zaman çıkan şeyler. Deyimler, sözler. Bunları zaten çalışmıştın birinci dönem. Ama şimdi direkt olarak çalışacağın konuları söylüyorum sana. Bak şöyle göstereyim. Sayfa 40 ek kök. Bak sözcüğün isim kök, fiil kök. Buradaki tabloları güzel güzel incele. Ardından yapım eki, çekim eki sayfa 42 ve yanındaki soruları da mutlaka çözmelisin. Bir de yazım kurallarının devamında gelen noktalama işaretlerini çözmelisin. Yani sayfa burada metin türlerini verecek olursak Tonguç'um. Sayfa 44 ile 57 arasındaki yazım kuralları, noktalama işaretleri ve metin türlerini mutlaka çalış. Bundan da bizim yazılı programımızda olduğu gibi sorular gelecektir. Şimdi o zaman ödüllü sorumuzu yap. Şimdiden sınavında başarılar diliyorum. Hadi bakalım kolay gelsin Tonguç'um.